Herkese selamlar gençler. Ben Oyun Bozan. Beşiktaş kariyerine, Beşiktaş Ana Ligi'ne hoş geldiniz. Sizlerden gerçek hayata dair transfer isimleri istemiştim. Ege Büyükaydın yazmış ki abi Gedson Fernandes ve Kolker var diye. Gedson Fernandes'i ekledim ve Kolker'ı da ekledim ki bu adamın bence Beşiktaş'ta ihtiyacı yok, Beşiktaş'a gerek yok. Niye yazılmış, niye yazılıyor onu da bilmiyorum. Ama bence gerek yok diye düşünüyorum. Gedson da zaten eğer ki Galatasaray anlaşamazsa ücret konusunda bize önerildi. Sonra biz işin içindeyiz. Belki alırız. Alex Teixeira'yı ekledim. 82-30 yaşına bak. Bu adam gerçekten gelirse orta sahada iş yapar. Şey orta saha demişim, forvette iş yapar. Paulinho o da 82 ile oynuyor. Gücü iyi. Yaşına bakma, yani yaşına bakmaya gerek yok. Çünkü adamlar formdaki dereceleri de yüksek zaten. Dayanıklı bir futbolcu hala 82 şey 88 ile dayanıklılığı var. Yani bence bu adamlar bize gelirse iş yapabilir diye düşünüyorum. Yani defansif orta saha, orta saha ve ofansif orta saha da oynayalım. Yani orta sahanın her bölgesinde oynayabilecek isimler. Bu Paulinho ile Alex Teixeira'yı amaçsız adam yazdı. Amaçsız adam söyledi. Bunu da onun da Instagram kanalı var. Onu da yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan istiyorsanız takip edebilirsiniz. Destek amaçlı. Şimdi ben diğer yazdığınız isimleri buradan baktım. Diogo Costa'yı bekletiyorum. Mert Günok bekliyor. Gezalı transfer görüşmelerine başlayabiliriz. Yani başlayabiliriz derken sadece başlayabiliriz. Beşiktaş gerçekten yakın olduğu zaman biz de almak için elimizden geleni burada yaparız. Şimdi Gezal'a teklif attım. Rozier'e teklif attım. Buradan da görüyorsunuz. Salih Uçan. Ona da teklif attım. Ki Salih Uçan'ı zaten direkt kadroya katacağım geldiği zaman. Şimdi amaçsız adam dedi ki abi dedi Dorukhan dedi transfere gönderebilirsin. O zaten Avrupa'ya gidecek. Bizde kalmak istemiyor. Tabii teklifler gelirse gelmeye de bilir. O da ayrı konu. Ersin Desenoğlu da Nice'le yazılıyor. Onu da transfer listesine ekleyebilirsin diye yazdı. Buradan Aboubakar'ı da yazdık transfer listesine. Ki daha teklif gelmedi. Gelen tekliflere göre, durumlara göre bakacağız. Kariyerimiz ona göre şekillenecektir. Şimdilik gerçek hayata dair bilgiler bu şekilde. Yeni yorumlar, yeni mesajlar geldikçe hep birlikte buradan gerçek hayattaki Beşiktaş'ı ve transfer gündemini takip etmeye çalışacağız. Şimdi bakalım teklif var mı? Artık bir teklif gelirse takıma sevinirim. Evet, Aboubakar'a ilk teklif gelmiş. Aboubakar'a Crystal Palace'tan 9 milyonluk bir teklif gelmiş. Zaten pazar değeri 10 milyonmuş. Ki gerçek hayatta Araplara gitmişti. O yüzden bizi çok ilgilendirmiyor. Direkt Aboubakar'ı yolluyorum gençler. Fiyata bakmaksızın. Çünkü bütçemiz yeterli. Diğer oyunculara herhangi bir teklif yok. Gezal görüşmesi başarısız olmuş. Listeye ekliyorum, belki buradan kaybolur. Rozier teklifimizi kabul etmiş. Şimdi Rozier gerçekten bize yazılıyor ki büyük ölçüde anlaştık. Birkaç güne biz de anlaşırsak eğer buradan onun da transferini gerçekleştirir, direkt takıma katarız diye düşünüyorum. Salih Uçan kabul etmiş. Onu direkt takıma alıyorum. Ve gerçek hayata dair adımlarımız devam ediyor. Evet gençler, şimdi bugün Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme mücadelesi var. Maçımız nasıl gerçekleşecek? Şampiyonlar Ligi'ne direkt kalmak istiyoruz. Kadro bu şekilde. Kadroyu genelde bu şekilde kullanırım. Kullanmaya çalışırım. Ki bu kadro bence iş yapacaktır diye düşünüyorum. Stadyum güzel. Formaları da görüp maça başlayabiliriz. Güzel bir maç olsun. Seyir zevki yüksek. İzlemesi keyifli bir maç. Maçı Azi Alkmaar başladı. Ön eleme mücadelesine hoş geldiniz. Rozier adamını kaçırma arkaya. Faul. Avantaja bıraktı. Çok güzel Rozier. Gezal. Cenk Tosun. Defansta kaldı şut. Oğuzhan'la topa yetişemedik. Laiç. Diğer kanadı dön Laiç. Çok güzel Josef. Josef'ten Gezal'a. Gezal'ın şutu dışarı. Çok daha etkili bir şut gelebilirdi ama olmadı.
Haydi Josef. Josef'ten Cenk'e bir ara pası. Cenk. Cenk'in şutu 1-0. Köşeyi çok iyi gördük Cenk'le. Harika bir gol. Tek şutta ilk yarı golü bulduk. Azi Alkmaar bizi bir tık zorlasa da sadece o kadar. Bizim kalibremizde değiller. Ama hatalı pas Enkudu'dan. Bizim o top çocuklar çok güzel. Ya arkadaş. Ya vallahi salak bunlar ya. Topu Cenk alacaktı gençler. Orada gördünüz mü ne yaptı? Yani oyun bu tarz şeyler yapmasa tamam. Gerçekçiliği biraz katmaya çalışıyorsun. Okey anlıyoruz ama hani. Ya bu tarz saçma sapan şeyler olduğu zaman. Oyun olduğun çok çıkıyor ortaya. Yapma gözünü seveyim. Orada bıraksa Cenk ya da Cenk alsa kafayı yedi orada. Dönüp dönüp durdu adam. Bakalım ikinci yarı. Azi Alkmaar çok top çeviriyor ama gerçekten. Hani Rozier araya giremedik. Genelde terse dönüyorlar o şekilde. Biz de araya rahat girebiliyoruz ama olmadı. Azi Alkmaar'ın kalemize şutu yok. Ki hala defansa pas yapmaya çalışıyorlar. Niye bu kadar pas yapıyorlar? Çözemiyorum. Haydi Leic orta saha çok güzel boş. Ama nereye attım pası? Cenk! Cenk'in şutu direkte patladı. Gezal'la vuramadık. Yine direklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel orta sahadan vur kaleci. Nereye kadar açıldı adam ya? Ne yaptın? Ya o kadar ağır dönüp pas atıyor ki adam mecburen faul yapmak zorunda kaldı yani. Resmen faulü aldık. O kadar. Bak Josef'e bak. Döndü. Vuracak. Vurdu faul. Yani normalde böyle olmaması lazım tabii ki ama işte burada olabiliyor. Dört dakika uzatmanı verdi hakem. Zaten Azi Alkmaar bir şey yapmıyor ki ya. Şuraya hala top çeviriyor adamlar. Maç bitti hala top çeviriyor. Manyak herifler. 1-0 kazandık. Güzel oldu. Helal olsun. Şuraya bak. %60 topla oynayıp hiç sıfır yani. İlginç. Anlamıyorum. Ama helal olsun. Evet gençler. Azi Alkmaar'ı 1-0 geçtik. Şimdi Süper Lig'in açılış mücadelesine hoş geldiniz. Takıma teklifler var mı? Bir bakalım. Vida'ya teklif var Glasgow Rangers'tan. Başka da bir gelen giden bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Bizim oyuncular ne durumda? Diego Costa bekliyor, Günok bekliyor. Raşit Gezal'a tekrardan bir teklif göndereceğiz. Bakalım teklifimizi bu sefer kabul edecek mi? 5'miş, 6 milyon veriyorum. Yıllık maaşını da bir tık arttırıp 5 yıllık teklif, gol bonusu da veriyorum sana ki sen golcü bir adamsın. Umarım teklifimizi kabul edersin. Gezal, Rozier teklifimizi kabul etti. Rozier ile ilgili yakın zamanda dediğim gibi haber netleşirse biz de buradan onu almaya çalışırız. Şu an için tekrar gösteriyorum. Eklediğim oyuncular bunlar. Gezal'ı buradan çıkartalım. Zaten o bizde kiralık. Şu an için Beşiktaş'a gelebilecek olan isimler olarak buraya ekledim. Buradan herhangi bir netleşme olduğu zaman biz de kadroyu dahil edeceğiz. Ve şimdi Süper Lig'in açılış maçına geçiyoruz. Umarım güzel bir açılış mücadelesi olur. Josef mutsuz.
Kadro Şampiyonlar Ligi'nde bayağı mücadele etti ve bir tık yorgunlar. İdare edecekler. Stadyuma bakalım. Gece maçı formaları da görüp Gaziantep'in forması kıpkırmızı mı ya? Ne kadar yaratıcı bir forma. Neyse. Haydi bismillah. Süper Lig'in açılış maçına hoş geldiniz gençler. Beşiktaş Gaziantep Spor. Bakalım lige hızlı bir açılış yapabilecek miyiz? Gezal tut onu. Çok güzel. Lay için şutu çok etkisiz oldu Oğuzhan. Oğuzhan topa yetişemedi. Vida. Çok güzel. Tekrardan Vida'ya. Laiç. Laiç o kadar yani bizim takım olarak o kadar böyle defansın arkasında duruyor ki hepsi. Pas atacak adam kesinlikle yok yani. Topa ben mi vuracağım oğlum? Vida. Vida demişim. Wellington, Enes Kanka birbirinize bakıp duruyorsunuz oğlum. Takım bugün pek moralli değil gibi. Cenk! Müthiş bir şut. Kaleci son anda çıkardı. Top kornere gitti. Kaleci müthiş çıkardı gerçekten. İyi uzanmış gerçekten. Tebrik ediyorum. Leic dakika 38 ölmüş. Oğuzhan. Enkudu korner. Bir korner daha ilk yarı gol bulmak istiyoruz. En sakala ya arkadaş sen topu ayağına almışsın. Nasıl o kadar açıyorsun topu ya? Yani senin topa yaptığın hamle topu durdurmak üzerine olan bir hamle. Top kaleciye kadar sekiyor. Ah Ense Kala ah. Yani ilk yarı çok güzel bir golle kapatabilirdik ama tecrübe, yetenek bir araya gelmeyince böyle oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Haydi Atiba. Gezal. Lan Gezal. Alttaki imlecin doldu adam. Bir ayağını uzat be kardeşim. Haydi Laiç. Laiç'in şutu kaleci bunu da çıkardı. Müthiş şutlar çıkartıyor kaleci gerçekten. Yani bayağı maça iyi hazırlanmış. Şurada Oğuzhan'la çarpışacaklar diye korktum ama neyse ki çarpışmadılar. Haydi. Oğlum bıraksana adamı. Aa manyağa bak. Gezal'dan müthiş şut. Güvenç bunu da çıkardı. Güvenç her şeyi çıkarttın. Güvenç yemin ediyorum her şeyi çıkarttın. Adam maça inanılmaz hazırlanmış ya. Tebrik ediyorum Güvenci. Yani Gaziantep çok bir şey yapmadı ama bizi de durdurmayı başardı. Tebrik ediyorum. Şimdi bugün önemli bir maç var. Şampiyonlar Ligi ön eleme ikinci maçı. İlk maçı 1-0 kazanmıştık. Şimdi ikinci maç var. Kadroda bir tık değişiklik düşünüyorum. Bakalım bu şekilde nasıl olacak? Bize katkısı ya da faydası olacak mı? Enkudu
Forvet oynamıyor. Oynuyorsa da onu yukarı çıkmamız lazım. Şöyle bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl bir sistemle oynayacaklar. İki tane GF yaptık. Bakalım göreceğiz. Ön eleme ikinci maça hoş geldiniz gençler. İlk maçı 1-0 kazandık. Şimdi ikinci maçla birlikte karşınızdayız. Ama Gezal'dan hatta oha ulan bir adam yere düşer. Bizden iki oyuncu yere indir diyor. Larin! 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 Neler yapıyorsun Larin? Orada adamı çok güzel geçtin. Bir tık mücadelelerini de verdin ama golü atsaydın hani tam takır olacaktı ama olmadı. Burada baksana 4 numaraya müthiş fake attık ama direk. Ki bizim serimizi izleyenler bilir biz direklerin ustasıyız. Yani bunu yanlış anlamayın ama maalesef öyle. Haydi Joseph. Yine direk yine dışarı. Oğlum yine direk yine dışarı. Takım her türlü zorlansa da zorlasa da ya dışarı direk dışarı yani yok. Ah be Larin. O kadar ağır kaldın ki o kadar ağır ya yani. Bak adamlar arkaya çok güzel kaçtı. Helal olsun Ersin. Enkudu. Ya Enkudu Oğuzhan'a pas atıyor. Oğuzhan geri dönüyor. Böyle hakikaten biz yapmışlar yani tamam. Olması gereken bu. Leic senin köşelerin bunlar canım. İnşallah atarız ilk yarı biterken. Ama adamlar uzun ya. Uzun adamlar zaten. Oradan zor olurdu. Ya Gezal topu direkt vursana. Adam topu ileri sürmeye çalışıyor hala. Ya nereye ileri sürüyorsun be Gezal? Gelişine vur işte bir güzel kardeşim. İlk yarı 0-0 bitti. Of, ilk yarı yordu beni be. Vallahi yordu. Bakalım ikinci yarı nasıl gerçekleşecek? İlk yarı gol yok ama iki tane direğimiz var. Enkudu duramadı. Ayakları kaydı. Müthiş ara pası. Offside, touch, out. Faulmüş ya. Yuh arkadaş. Ya buna da faul verme. Bu kadar. Haydi Enkudu. Güzel. Leic'in golüyle dakika 66'da 1-0 yaptık. Ve toplamda skor 2-0 oldu. Bekle bizi. Şampiyonlar Ligi. Ensekala ne yapıyorsun? Vida. Ya Vida Allah aşkına topa sen. Şu an çok başka işler oluyor. Yemin ediyorum çok başka işler oluyor. Burada Vida'ya bak.
Hani defansa yaptıkları işe bak Allah aşkına ya. Çok güzel Gezal ama Gezal koşarsa güzel, koşmadı. Evet gençler, 1-0 Azi Alkmaar'ı geçiyoruz ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hak ediyoruz. Tebrikler. Evet gençler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hak ettik ve gördüğünüz gibi burada bir mesaj var. Gruplar çekilmiş. Hemen bakıyoruz gruplara kimler var. Chelsea. Bizim grubumuzda Dinamo Kiev, Real Madrid ve Chelsea var. Güzel bir grup, zorlu ve güçlü bir grup bence. Yani üçüncülük için kapışırız gerçek hayatta bu şekilde bir şey olsa ama burada liderlik için kapışacağız. Tabii ki o ayrı bir konu. Diğerlerine hızlıca bir bakalım. Rangers, Paris Saint-Germain, Barcelona, Olympiakos, Gent, Bayern Münih, Manchester United, Benfica güzel bir grup. Midland, Juventus, Villarreal, Olympique Marsilya. Bu grup da güzel değil. Tam şey Avrupa Ligi grubu olmuş bence ya. Celtic, Liverpool, Atletico Madrid, Kulüp Brugge. İlk iki belli. Celtic ile Kulüp Brugge üçüncülük için kapışır. Young Boys, Porto, City, Bayer Leverkusen. Tatlı bir grup. PAOK, Shakhtar, Sevilla, Başakşehir. Tam Avrupa Ligi grubu olmuş bu da. Dinamo Zagreb, Zenit, Inter, Ajax. Bu da tatlı bir grup olmuş ya. Böyle mücadelesi yüksek bir grup olur yani. Inter liderliği zorlayabilir ama Ajax, Zenit, Dinamo Zagreb sürprizler çıkabilir. Bu da bizim grubumuz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet gençler, gruplar çekildi. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık. Transferleri bekliyoruz. Ligdeki ilk maçı berabere bitirdik. Olaylar olaylar. Ve bir sonraki bölümde sizde geri kalan isimleri bekliyorum. Daha fazla Beşiktaş videosu istiyorsanız eğer bol bol yorum yazın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bütün Beşiktaşlı arkadaşlarınızı, dostlarınızı kanala davet edin ki ne kadar çok Beşiktaşlı olursa kanalın rengi, şekli, böyle ne söyleyeyim mizahı yani Beşiktaş olur. Her şey yükselir, değişir. Yani güzel bir atmosfer olur diye düşünüyorum. Bu tabii ki sizin elinizde. Yani ne kadar kalabalık olursak o kadar bizim için iyi. Bir sonraki Beşiktaş videosunda Beşiktaş Ana Ligi'nde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.